İşte ben 6 sene sonra ilk defa karşılaştım, yine hatırladım kendisini. O belki beni hatırlamamıştır ama. Yok üzülme, yok sağ olsun. Katkısı oldu işte diyorum ya, sayenizde rahatladım. Ben şöyle sordum, dönüş yapmadılar. Yani bunu da hem kendi adıma sordum hem de sizin adınıza sormuş oldum. Dönüş yapmadılar. Böyle yapabilir miyiz dedim. Olabilir dedi ama dönüş yapalım dedi. Daha dönüş olmadı. Dün aradım ben de Halal Ömali'yi. Evet. Ama dilekçelerde fark yapmışlar. Yani mesela tedbir ekinde o dilekçe olarak elden edilecekler de var fark. İkisinin arasında. Yani ayrı ayrı yapmışlar onu ama beyanname de yok. Evet. Siz beyanlarını okuyun. Sen de okuyun. Tamam. Şuna var. Muhtasar arttırımında ödemelerin gayri safi tutarına kıdem ve ihbar ödemeleri dahil edilir mi? Edilir çünkü bunlar da ücret, ücretin unsuru ücret sayıldığı için dahil edilir. Var. Tavanı aşarsa aşan kısmına gelir vergisi hesaplanıyor. Ama o aşıp aşmaması ayrı ama vergiye tabi. Aşmadıysa hesaplamıyorsunuz o kadar. Ama gelir vergisi kanunun 94. maddesinde sayılıyordu yani. Kıdem tazminatının tamamını aşıyordu. Kıdem tazminatı gelir vergisine tabidir aşan kısmı. Gene koyacaksınız. Burada da dahil edeceksiniz tabii. Dahil edeceksiniz. Tabii. Bir soru daha burada. İnceleme sonlanması ne demek? Mükellefe tebliğ edilmesi şart mıdır? Mükellefe tebliğ edilmeden rapor bitmiş sayılır mı? Vergi dairesine kayıtlarına girmiş olması zaten size tebliğ edip edilmesi demiyor. Yasa biraz önce Gülgün onu da söyledi. Vergi dairesi kayıtlarına girmiş olması yeterli. Matrak arttırımı yaptık. 5 yıl içerisinde müfettiş raporlarında gelen cezalar tüm matrak arttırımından mı oluşur? İnceleme yılındaki matrak arttırımı yapıldığı yıl tutarından mıdır? Siz burada şeyi sormuşsunuz herhalde. 5 yıl içerisinde matrak arttırımı yaptık. Toplam şu kadar arttırdık. Bu kadar. Her yıl ayrı ayrı değerlendirmeniz lazım. 2012'nin matrağı bu. Ona gelecek olan ceza neyse onu onunla mukayese edeceksiniz. Tamam. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan sadece emtia için mi uygulanacak? Örneğin kırılan bir cep telefonu bunu okuyamadım. Doğru evet. Hı? Cep telefonu. Yani burada şeyde yasada kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makina teçhizat bir de demir başlar diye. Bunları bahsediyordu zaten. Nasıl? Belgesiz satışlar sadece emtialar için. Bu elimizde var ya, belgesini temin etmemişiz. Matra arttırımında geçmiş yıl zararlarından kalan %50 geçmiş yıl zararlı olacak. Yaptık ticaret kanun hükümlerine göre zaten onlar bilançolarımızda duruyor. Kar dağıtımı yaparken biz o geçmiş yıl zararlarını her halükarda kardan önce düşeceğiz, kalan kısmını dağıtacağız. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir şey yapılmayacak yani geçmiş yıl zararları. Sadece kullanamayacağız. Beyanname üzerine indirim konusu yapamayacağız geçmiş yıl. Kar tamam ama o... Yapamayacağız. Tabii çünkü bu da size bir maliyet zaten bu size. Yani hesaplarken şimdi bu yasada size şu kadar bir avantaj sağlıyor derken aslında bunların da %20'sini hesaplayıp koymanız lazım. Yani. Matrak arttırımı ile ilgili ödemeler 689 kanundan kabul edildi. Daha önceki 6111'de de öyleydi. Bunda da o şekilde yapılacak. Ortaklar cari hesabında yer almayan alacaklar, borçlar, diğer ticari alacaklar af kapsamında mı? Diğer ticari alacaklar değil tabi af kapsamında yani. Orada sadece ortaklar cari hesabı ile ilgili düzeltme yapacağız. Ortaklarla ilişkiliyse oraya bir şey gizlendiyse hani onu kullanabilirsiniz de ama değilse değil. Ben zaten başlarken eleştiri yaptım da sayın hocam bize korsan bildiri yaptım diye istatistik bulundu. Kurumlar vergisi mükellefi olan bir firma kurumlar vergisi yönünden matrak arttırımına giderse aynı zamanda KDV arttırımı da yapması gerekmiyor. Zorunlu değil mi yani? Ama
veya KDV aktarımında bulunursa kurumlar vergisi matrah aktarımında bulunması zorunlu mudur? Katma değer vergisi beyanlarında hesaplanacak katma değer vergisi varsa böyle bir zorunluluğu yok ama katma değer vergisi beyanlarında tamamı sıfır veya istisnalardan kaynaklı beyan edilecek bir hesaplanan KDV yoksa o zaman matrah aktarımında yapmak zorunda. O zaman her ikisini de yapmak zorunda. Yapılan arttırım yönünden yurt içi veya yurt dışı satışlar yönünden bir fark var mıdır? Hangi arttırımdan bahsediyoruz? KDV ile yurt içi, yurt dışı, ya bu da hesaplanan KDV'den bahsediyor zaten yani. Yurt içi, yurt dışı satış değil. Katma değer vergisi beyannamesinde hesaplanan KDV'den bahsediyor. Bendeki sorular bunlar hocam. Matrah olarak ne düşünüyorsunuz? Onu şöyle söyleyelim mi onu? Yani şöyle, siz normal bir mükelleften bahsedelim. 12 ay bütün beyannamelerini vermiş. Yani örnek, mesela az fatura kesen emlakçı. 12 ay bütün beyannamelerini vermiş. Bir veya birden fazla dönemde hesaplanan KDV'si var. Bu adamın matrah arttırımı yapmasına gerek yok. Bir veya birden fazla dönem. İkinci örneğe geçelim. Aynı adam hiç şey yok. Matrah beyan etmemiş, hiç fatura kesmemiş. Hiç hesaplanan KDV'si yok. Bu vatandaş matrah arttırımı yapmak zorunda. Yaptığı matrah arttırımı tutarı üzerinden de %18 KDV ödemek zorunda. Üçüncü örnek, tevcid terkin kapsamında... %18'in %25'i. Hayır, %18'i ödeyecek işte. Arttırdığı kurumlar vergisini... Arttırdığı kurumlar vergisi ya da gelir vergisini %18'i. Hiç vermemiş. Beyanname vermiş. Yok, beyanname vermiş, hiç hesaplanan yok. Hiç hesaplanan yok. Hiç hesaplanan yok, sıfır. 12 dönem sıfır hesaplanan. Evet. Arttırdım abi. Üçüncü örnek, tecil terkin kapsamında işlemi var. Tecil terkin kapsamında ve istisna kapsamında işlemi var. Ama bütün dönemlerinde de hesaplanan KDV'si var. Yani Türkiye'deki klasik örnek, yavru şirkette kesilmiş 1.000 liralık kira faturaları. Mesela her ay var. Her ay varsa, her ay hesaplanan çıkıyorsa bu vatandaşta kurumlar vergisi yönünden matrah arttırımı yapmak zorunda değildir. Ama sadece bir ayda dahi yoksa, işlemin içerisinde tecil terkin ve istisnaya tabi işlem varsa ve sadece bir ayda bile hesaplanan KDV'si yoksa diyor ki matrah arttırımı yap. Matrah arttırımı yaptığın zaman diyor bir de kıyas yap. Yani hesaplanan KDV'leri topla, arttırdığın matrah KDV'sini al. Hangisi büyükse bana onu öde diyor. Kıyası istediği tek şey tecil terkin işlemleri, istisna kapsamındaki işlemler, bir de hiç hesaplanan KDV'si olmamış durumlar. Diğerlerinde kıyas istemiyor, diğerlerinde de mecburiyet yok. İstisna kapsamına ihracatta gider. Evet. Bana çok geldi de o yüzden buldum. Evet, o sorun cevabı olmuş oldu. Yalnız hanımefendi bir şey söyledi. Arttırılan matrahın %18'i değil. 400 bin lira matrah arttırdık. Buna %15'ten ödedik. 60 bin lira verdik. 60 binin %18'i olacak. Vergin. Yok. İtiraz ediyorum. Hayır. İtiraz ediyorum. Arttırılan matrahın %18'i. Arttırılan matrahın %18'i. Arttırılan matrahın %18'i. Ben? Yok. Bir daha mı anlatayım? 100 bin liranın %18'i. Tamam, bir daha. Hasan Bey'in ayrıcalığı var. Şimdi örnek, zaten tebliğde de var buna benzer bir örnek. 30 bin liralık bir matrah arttırımı yaptınız. Mesela 30 bin liralık matrah arttırımı yaptıysanız 25 numaralı örneğe bakarsanız oradaki KDV'nin %18'ini hesaplayacaksınız. Arttırdığınız matrahı. Eğer asgari matrahı arttırdıysanız asgarinin %18'ine. Bakın burada kıyas sorumluluğu var. Hani bazen şu da oluyor. Adamın 100 bin lira matrahı var ama limitin altında kalıyor. Eğer istisna kapsamında, tecil terkin kapsamında işlemi varsa mutlaka kıyas yapmak zorunda.
arttırdığı matrağın %18'i eğer şeyde kalıyorsa, asgari matrağın altında kalıyorsa asgari matrağı almak zorunda. %18 ama artırılan matrağın %18'i. %18 arttırdım diyorsun o zaman. 10 bin lira arttırım yok ama. Yani kıyas. 10 bin lira hani varsayıyoruz 10 bin lira. 10 bin liranın %18'ini ödeyeceksiniz. 1800 lira. Hayır hayır. Orada artık %2-3 kalkıyor. Burada tabii çok büyük bir haksızlık var. Yani acayip bir haksızlık var. En az 2 dönem beyanname, 3 dönem beyanname vermiş kişilere bile matrağı arttırımı yapmadan böyle bir hak veriyorken bu tarafta tecil terkin kapsamı ya da istisna kapsamında bütün beyannamelerini vermiş, matrak beyan etmiş ihracatçı firmalar için anormal bir sıkıntı var. Hesaplanan varsa kıyas yapma zorunluluğu yok. 20 numaralı örnek zaten onu anlatıyor. Şeye bakarsak orada 20 numaralı örneği bence özellikle koymuşlar. Biraz orada karışıklık vardı. Tecil terkin işlemi koymuşlar örneğin içerisinde. Ve her ay hesaplanan kaderi var. Kıyas yok. Tamam. Fiş kesmediyse matrak arttırımı yapmak zorunda. Bunlar eksiler yer aslında matrak arttırımı yapacak. Arttırdığını %18'in ödeyecek. Tamam işte. Nasıl? Evet doğru. Şey bu. Pratiği bu. Doğru. Pratiği. Şimdi şöyle bu konuyla ilgili mi? Yok hayır. KDV değil hocam. Şöyle soruları cevaplarken biraz sorun hani aferin bayağı bekledi. Buyurun. Yok arkadaşın problemi çok herhalde ona öncelik verdim ama benim de enteresan bir şeyim var. Hani normal şartlarda bu şey gelebileceğini düşünmüyorum ama acaba dükkanlar olarak bir şey verebilir misin diye. Yurt dışı alacağım var. Tamam. Bu yurt dışı alacağını alabilme şansım yok. Plançomda böyle duruyor. Altla ilgili bir, herhangi bir kaleme bakabilme şansın var mı yok? Yok. Ticari alacak. Ticari alacak. Ortaklarda mal alışı yok çünkü. Mal alışverişi değil, inşaat yaptım. Ondan sonra yani aslında bu soru benzer bir soru daha önceden de gelmişti bana. Böyle bir imkan bu yasanın içerisinde yok ama Yasin Üstad diyor ki yani şey olabilir. Ortak tahsil etmişti. Bugüne kadar kayıtlara hayır. Bu yasa kapsamında böyle bir şey mümkün değil. En azından onu bileyim yani. Ama çok zorlarsanız, 120 hesabı, 131 hesaba devredersiniz. Oradan da bu yasa kapsamında bu ortak bu parayı yurt dışına gitti geldi aldı cebine koydu, gitti geldi aldı cebine koydu. Bu şekilde bir şey işlem yapılabilir ama çok... Hayır. Benim de anlatmak istediğim şu. Geçmişte yapıldı, geçmişe tahsil etti. Diğer hesap kavramı var ya orada. O diğer hesabı ben kapatamış. Ama... Çok zorlama olur, bunu da söyleyeyim. Yani çok zorlama olur. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. 2015 yılı içinde Limited'den aramış şirkete dönüş var. Bu matrak artırımı nasıl yapacak? Kısa dönem dikkate alacak. Limited şirketinin ayrı, aramış şirketinin ayrı, iki tane ayrı matrak artırımı beyannamesi verilecek. Evet, iki tane beyanname verilecek. Düzeltme verilmiş... %15-20 olayıyla ilgili bir soru sormuşsunuz. Kurumlar vergisi beyannamesi beyanla ilişkin verilen düzeltme beyanının zamanında ödenmesi önemli midir? Tamam, düzeltmenin zamanında ödenmesi 15-23 önemli midir? Şu açıdan sadece önemlidir. Yasanın devamında bir şeyde diyor ki maddenin devamında diyor ki kurumlar vergisi beyannamesini zamanında vermiş, zamanında ödemişse bir de bu vergi türünden bu yasanın ya da daha önceki 6552 sayının 2 nolu maddesinden yararlanmamış şartı arıyor. Yani o zaman şu anlam çıkıyor. Siz eğer bu beyannameyi zamanında verdiniz, ödediniz, düzeltme beyannamesini de verdiniz, ödemesini de normal, ödediniz mi ödemediniz mi? Ama zaman, şu an hala ödenmedi mi? Ödendi.
Ödendiyse o zaman yasa metnine bakarsak yararlanabilirsiniz. Sebebi de diyor ki ya zamanında ödemiş olacak ilk beyannameyi, bir de bu vergi türünden herhangi bir şekilde borcunu 6552 ya da 6736'nın ikinci maddesi kapsamında taksitlendirilmiş olacak diyor. Doğal olarak yararlanabilir bundan. Ha evet, o da şey, matrah farkı çıkacak. Onda da şöyle bir kriter var. Hani üstad da düzeltti, iyi oldu. Ben yanlışlıkla %15 üzerinden beyanda bulundum. %15, %5'ten dolayı bir sıkıntı yaşarım. Hayır, yaşanmaz. Diyor ki ek tarihat yaparım. Ek tarihatın vadesini de ilk taksit ödenme tarihi olarak belirlerim diyor. O tarihten %2.80 üzerinden gecikme faizi aldı. Normal gecikme faizin ilk katı. Tabii. Bu KDV için de geçerli, kurumlar için de geçerli, stopaj için de geçerli. Aynen. Eğer asgari matrahın altında kalıyorsa ama, üstünde kalıyorsa zaten onları beyan edeceksiniz. Tamam, orada sıkıntı yok. Var mı? Koray Aşçı. 6736 sayılı yasa metninde kendiliğinden veya pişmanlıkla verilen beyannamelerde usulsüzlük cezasının %50'si indirilmekte deniliyor. Oysa ki yasanın tebliğinde verilen muhtasar beyannamenin sonradan verildiği bir örnekte gecikme pişmanlık faiziyle beraber 1370 lira özel usulsüzlük cezasının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. Bu hangi durumlarda geçerlidir ya da hangisi uygulanacaktır? Yalnız burada şey var, kanun metninin 9A1 maddesinde pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir diyor. Yani kanun metninde de aynı, tebliğdeki örnekte de aynı. Orada bir farklılık yok. Bunu soran arkadaş çıktı. Burada mısınız? Heh. Kanun değil. Şimdi 9A... Tamamın yok, tamamından vazgeçiliyor. Şeyde yasa metninde. Kendiliğinden verilen beyanname diyor. Hem pişmanlıkla dedi, hem kendiliğinden. Tamamını kaldırıyor. Zaten orada şöyle bir sıkıntı var. %50 hiçbir türlü olmaz. Cezai kesti varsayın. Bir ay içinde mürakat günlerinde %25'ini ödersiniz. Tabii. Yani. Orada 25 olarak veya BSM mahsus değil mi o zaman? Bundan hayır. Sonra da atıyorum şimdi. Bu da yaşayan hükümlerden bir tanesi oluyor. Tabii. Yani ben şimdi hiç elimi sürmedim. Gittim yılbaşından sonra kalabalık geçtim. Bu işlere bulaşmadım. Yılbaşından sonra gittim. Beyan verdim. Hayır. Bunda ben şöyle bak 31 Ekim. Pişmanlıkla beyanlar veya DS için doğru pişman ama geçmiş için vermediğiniz bir beyanlameden ceza keserse vermedim. 31 olan kadar yaşayacak. Tabii pişmanlıkla ilgili bütün 31'e kadar yaşar. Ama beyannameyi hiç vermediğinizden dolayı örneğin 2015 Nisan, 2015 Mart bir ceza geldi 2018'de yasadan yararlanabilirsiniz. O yaşayan. Hiç beyanname vermedi. Pişmanlık ayrı. Pişmanlık olduğunu düşünüyorum. Yazı yazmamış değil mi? Beyanına çağırıyor. Şey çözüyorlar. Demirel çözüyorlar. 311 lira tüm ödev var aslında çözüleceklerinden. Para olarak da şimdi 1.30 gibi bir şeyler satıyor. Bir sayı isteriz. Diğer hükümlerinden böyle ben telefon ürünlerinden bir şey yaptığında orada ödemeden çıkacak bir rakam yok. Ödemeyle ilgili bir şey yok zaten.
Yasa metnine göre sıfır olması lazım. 1/300'ü bir defa %50 aldı. İşte bak orada soru soruldu. 300'ü %50 aldı. Sonra işte... 50 defa alıp... 50 yok ya, imkansız. Kendi cevap öyleydi. Ben de hatta olaya döndüm dedim ki... Örneğin geldiniz, örnekler öyle şu an fiyat olarak dediler ki... beyanname sistemini güncelleyildi. İyi bir öneri geldi aslında. Ya şöyle çok ciddi, ama çok ciddi sistemler var. Nerede birkaç tane konuyla ilgili bana güvenç olan bir yardım haliye yardım. Alo Ali'den bir şey söylüyor. Ben de diyorum ki ama böyle diyorum. Böyle bir kadar cevap vermiyor. Yani orada da ciddi sıkıntılar var. Ama yasa metni Yasin Bey'in söylediği gibi sıfırdır. %50 hiçbir şekilde olamaz. Hiçbir şekilde çünkü bana tehdit ettiği cezayı zaten %20 bir dava açmak mesajı %25'e gidiyor. Zaten böyle bir imkanı varken niye %50 olur? %50 özellikle cezası sadece kesinleşmiş. Onun altından önce tehdit ediyor. Şu ana kadar vermiş bir yanı yok. O yüzden zaten %50 hiçbir şekilde olamaz. Ödem bir şeref olduk ama bu ondan önceki üretilen bir tarafta evlat üzülmesi için var bir seyircileri bunu da ödediğine dair kesinlikle faturada bunu biz de beyan etmemiz lazım. 31 Ekim'e kadar, 31 Ekim'den sonra verirseniz vergi yasak. Ama 31 Ekim'e kadar böyle baktığınız var ne sıfır ayı? Ceza olmuyor bu zaman. Evet. Olmuyor. Sadece çıkacak rakamlar. Evet. 30'muşlar, 10'lar. Aynen. BAB'sinde öyle bir şart yok. BAB'si kesin tarihim. Fil tarihi sana gerek. Adi ortaklık matrah arttırımında artış. Her ortak için ayrı matrah arttırımı yapılacak. Evet, her ortak ayrı ayrı yapacak. KDV'si sadece adi ortaklık için mi yapılacak? Evet, KDV için sadece adi ortaklık. Bu yıl sonunda zaman aşımına girecek olan 2011 yılı için matrah arttırımına başvurmaya gerek var mı sizce? Yani bunun takdire gitme riski de olabilir ama tabii takdire gitmezse zaten o inceleme yetişmez zaten yani imkansız öyle. İncelemeye mi çıkacak, size tebliğ yapılacak, defter belge gidecek falan ama takdire sevk ederler, o zamanı şeyini keser. Dava açarsa, süre kestiğinde dava açarsa takdire gittiğinde zaten yani ama bunlara buradan şimdi böyle kesin cevap veremeyiz. Takdir size ait, firmanın 2011 durumunu inceleyip gerçekten ciddi problem bir şey varsa ve yasayla da şey yapabilirsiniz yani kurtarabilirsiniz rahat rahat duyabilirsiniz. Aynen öyle. Bunu biraz önce Yavuz Bey cevaplamıştı. BDP'de 12 ay 0 olursa şey yazacak. Yok. Evet. 2011-2015 yılları için KDV aktarımında bulunurken tekstil firması hem ihracat hem de yurt içi satışları bulunmaktadır. KDV oranı %8, 2012 yılında 500 bin lira satın. Söyledik, onu cevapladık buna, evet. KDV arttırımında arttırılan KDV tutarı kurumlar arası matının %18'den aşağı olmamalıdır. Böyle bir durumda hem bunu da biraz önce cevapladık, geçici terkinle ilgili, evet. Evet, KDV beyannamelerini boş verenler bununla ilgili söyledik. Gerçek usulde beyana tabi mükellef, %100 bilanço usulü, %50 adi ortaklık işletme. Matrah arttırımını ne şekilde verecek? Adi ortaklıktaki diğer ortak matrah arttırımını vermezse ne olacak? Her ortak vermesi lazım diye biliyorum. Yani şunu kendisi diyeyim. Kurtarıyor. Kendisini kurtarıyor. Yani. Ayrı ayrı verecek. Her ortak ayrı ayrı verecek. Yani, aynen. Ama yani %100 bilanço usulü, oradan da %50 gibi yani bunlar için yani ikisini ayrı ayrı verecek. Yani. Şey, ikisini bir %150 olarak verecek yani. Tabii ki hangi usulde tabi sona gidiyor vereceğim. İkisi de gerçek usulde. Şimdi bir tanesi beyanname ile işletme, beyanname şey, şöyle şey var o yasal ekimde, diyor ki, adi şirket olan şirket olan şirketine verilen usulüne göre bir işlem gördüğünden dolayı, çünkü ortakların ucundan sürdü. Bilanç alanlar. Şimdi ortağın bir tanesi bilen çözümler var ama adi ortaklıktan dolayı da %50 değil, bir işletme usulü. Ösünü verirse bir vergi dairesinden olan vergi alacağı aynı mükellefin başka bir vergi dairesinden olan vergi borcuna mahsup edilir. Bunda bir sakınca yok. Edilir mi? Edilir bir sakınca. Tabii. Yani yapmasın altını informatörü yaptı, altını bekliğine bilgileri yaptı.
Diğer vergilerde borç, evet, borç şeyi var ya, bölümü. Evet. Mesela benim tarihimi alacağım vardı. Evet. Öyle söyleyeyim, tarihimi yapsın isterim. Tarihimi alacaklarımla ilgili kayıtları gelir. Sonra vergi dersinden dışında geçmiş olan borçları ve diğer vergi dersini seçtiğimde altta bana liste veriyor. Listeye gideceğim, o listeyi seçtim. Şu vergi dersini eşit olur diye. Tamam. Yapabiliyorum işte, tamam. Nasıl oluyor? Tamam, teşekkür ederim. Ya bir tane soru var ama ben çok özür dilerim. Benim gözlerim de iyi görmüyor galiba. Okuyamadım Üstad ya. Ben de okuyamadım. Valla. Kusura bakmayın yani şey... Abi ben de okuyamadım. Yazın gerçekten güzel şey yazısı ya. Babamın yazısı da var. Ya bunu tabii uygulamada yapıyor daire. Siz buna direnirseniz de incelemeye sevk ediyor. İncelemeye sevk ettiğinde de bir şey söz konusu olursa, işte sahte belge kullanımı tespiti yapılırsa, bunları kayıtlarınızdan çıkart, şey kayıtlardan çıkarmalar yine direkt olarak red yapıyor, red ediyor deneyim girecek KDV'ye bizi. Doğru, haklısınız ama o zaman şöyle bakmak lazım. O zaman 84 dolu KDV gelen tebliğine bakacaksınız. Sadece 84 dolu KDV gelen tebliği bir defa malı alışveriş yaptığınız firmayı bakacaksınız. Düzenleyen mi, kullanan mı size faturayı kesen? Düzenleyense 84 de kurtarmıyor. Ama şeyse kullanıcı sıfatıyla eğer şey yaptıysa, size fatura kesmişse, yani o kullanıcıysa öyle söyleyeyim. Düzenleyense kurtulamıyorsunuz. Siz kullanıcıdan aldıysanız, sahte belge kullanandan aldıysanız 84 dolu tebliğ ediyor. Bunun diyor evet şeyle alakalı, hani ödemenin nasıl yapıldığı, banka kararında. Ama kayıt numarası güveniyorsunuz. Diğer aldığınızda şey yapıyorsunuz. İlk konusu yapabilirsiniz. Yani yardımda da ona zorunlu olarak tespit etmesini alıyor. Sözü kazanırsınız abi yani. Anahtar da öyle rapor yazıyor gelirler deyince. Evet, maalesef böyle bir sıkıntı var. Evet. Bir tek şeyi söyleyeyim. Bu son getirilen izaha davet müessesesi var. Onu nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. İnşallah SGK'daki gibi olmaz. Yani SGK'da hiçbir işe yaramayan bir kurum kuruldu. Dendi ki işte idari para cezalarıyla ilgili ilk önce gelin kuruma itiraz edin. Ondan sonra dava açın dediler. %100'ünde reddediyor. Gidiyorsunuz, itirazınızı yapıyorsunuz, hiçbir işe yaramıyor. İnşallah vergi idaresinde böyle bir şeyle karşılaşmayız. Oradan sonra belki hani o izah müessesesi ve bunu anlatabilirseniz belki hiç davaya falan gerek kalmaz. Şu an öyle ama bu izah müessesesi bir işe yarayacak mı? Onu zaman gösterecek yani. Ama düzenleyen firmayı sağlamıyor. Düzenleyen firmayı sağlamıyor. Evet. Doğru. Ama ben şunu söyleyeyim. Sahte belge düzenleyen firma dahil olmak üzere yani açılmış ve örnek davalar var. Danıştay'ın bu konuda verdiği bir sürü karar var ve hepsi genelde mükellef lehine. Çünkü sahte belgeyi düzenleyen firmayla alakalı tespitler genelde eksik yapılıyor daire tarafından. Yani vergi dairesi çoğu zaman şeyi yerine getirmiyor. Görevi yerine getirmiyor. Düşünün bir ilanen tebliğ müessesini bile doğru düzgün işletemiyor. İlanen tebliğe dava açıp da kaybeden var mı aranızda? Yok, mümkün değil. Yani o mantıkla
bir İYAR NTV'yi doğru düzgün yapamayan bir dairenin bir sahte belge düzenlemeyle alakalı, hani biz buradayız, burada belge dairesinden kimse yok aslında. Olsun, sıkıntı yok, kaydetsinler. Ben onlara da söylüyorum, bir İYAR NTV'yi doğru düzgün yapamayan bir idarenin siz kalkıp bir sahte belge düzenleyen firmalarla ilgili tespitlerin ne kadar sağlıklı olduğunu düşünün, Danıştay'dan da dönüyor. 10 tane madde sıralıyorlar. Bunlar yoksa diyor, sahte belge düzenlediğinden söz edemezsiniz diyor ülkelerin. O yüzden de kazanılıyor. Ben bunların hepsini dava ediyorum şahsen. Evet, ben aslında bunu söyleyecektim, unuttum. Evet, şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Biz burada hep burada konuştuklarımızı Erol Demirel Üstadımız, şeyde başkan yardımcımız Cevahir Otel'de çok güzel bir tespit şey yapmıştı, uyarı. Biz bunları hep vergi hukuku kanununa göre konuşuyoruz. Bir de işin ticaret hukuku bayağı var. Ben fiilen de bunu yaptım, onu söyleyeyim. Bu tür yani kasa affı ve benzeri matra artırımı ile ilgili kararları lütfen ortaklar kurulu kararı, anonim şirketlerde genel kurulu kararıyla yapın. Çünkü ben bunu fiilen yaptığım için, bunu kullandığım için çok rahatsız ediyorum. 6000 bir şirketle ilgili hile denetimi ile alakalı iki ortak arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklı bir hile denetimi işi yaptık. 600 bin liralık kasa rakamı silinmiş, yani bu yasa kapsamında. Biz bu parayı çatır çatır diğer ortaktan aldık. Alırız yani. O vergi usul kanunu bizi ilgilendirmez. Ticaret kanununa göre ortak, daha doğrusu şirketin kanun temsilcisi sıfatı taşıyan ortak bu parayı bana ispatlamak zorunda. Eğer ispat edemezse ben bu parayı ondan alırım. O yüzden de hani bunu sadece vergi hukuku açısından değerlendirirsek yanılırız. Özellikle kasa affı, stok affı ve matrah artırımı ile alakalı işlem yapacaksanız bunu ortaklar kurulu kararı veya anonim şirketlerde mutlaka genel kurul kararına dayandırın. Öyle. Şu an yapamazsınız işte. Yani onu alıp istedim. Yapabilecek bir şey yok yani burada. Evet, kayıtsal anlamda bir şey yok yani. Çünkü hani bu işte o ticaret kanunu ayağını da anlatmış olduk sayenizde. İyi oldu bu soru. Karşı taraf mı verecek beyanı? Siz mi vereceksiniz? Pişman. Yani ben şimdi ama işte diğer firma ya, sıkıntı oradan çıkıyor. Parası sağ. Tabii siz KDV yönlendiriyorsunuz değil mi? KDV yönünden siz size fatura kişisiyiz aldınız malı. Malı biz aldık. Ben biraz sattım ya. Ben biraz sattım. Karnım kurtulamadım biraz sattığım için. 3 ay sizi gönderecekti ya. Gönderemedi. Ben kalbimin ücreti bu uygulamayı kalbi yapmam lazım. Bir yaka etti satın. Onu demek istiyorum. Yapar mı? Yapar mı hatta artık? Alın sana satın. Şöyle bir şey. Daha bizim vergisi durum biraz daha farklı olur. Bununla ilgili karşı tarafın beyannamesinde imzalama yapması değil. Mola alan tarafın vergi dairesine yazılı başvuru yapması gerekiyor. Ondan sonra silsile yoluyla gidiyor bu. Yani artık olay malı satın çıkıyor. Malı satın çıkıyor. 2003 yılıyla bahsediyorsun. Yeah.
bir şey şeyin içerisinde. Siz çünkü beyanname vererek düzeltemeyeceksiniz bu. Bizim beyanname değil. Evet, düzenle düzeltemeyeceğimiz için dolayısıyla sizi burada bir yasa kapsamına sokabilecek bir şey mi yok aslında? Yani bunu çıkartayım. O düzeltecek beyanname. 31 Ekim'e kadar pişmanlık var. Dik kapsamında, eşlerimizin vergisi kapsamında. Yani burada, şimdi beyanlanma vermeyeceğiniz için siz... Ben de işte çok sınırlı bir şey ama kendi kendimi gidip de vergilersiniz. Şu an onu ifade etmek istemiyorum yani. Hemen yapışacak. Sizin yanında bir şey yok ki. Yasa yayınlanmadan önce olmuş olsun bir vergi borcu olur. O zaman böyle şey ikinci madde kapsamında... Bir şekilde herkesinleşmiş var, alacak olup da. Sıkıntı zaten orada başlıyor. Karşı taraf pişmanlıkla beyanda bulunacak. Evet. Onunla ilgili zaten vergi vergiden söz konusu 31 Ekim'e kadar bu imkan var. Almıyor. Evet. Tarafı siz olmadığınız için. Bu kapsamda yararlanamazsınız. Şöyle yararlanabilirsiniz. Özür dilerim. Şöyle yararlanabilirsiniz. Geçmişe dönük pişmanlıkla beyan verirsiniz. 31 Ekim'de. Ticari maçtır şimdi. O zaman anladım. Ya şöyle, eğer 153'te duruyorsa kayıtlar çok zorlamadan şey değil mi? Ticari mal statüsünden şeyden yararlanabilirsiniz. Yani. Şey, ama burada şöyle bir sıkıntı çıkacak. Alın tarihi ne zaman? Şimdi 2012'de aldıysa şöyle bir problem ortaya çıkacak. 5 yıl içerisinde sattığında, şey pardon 2 yıl geçtikten sonra sattığında KDV %0 olduğu için. Ama kayıt değil. Faaliyet konusu şey. Dayanım dışarı bırakmıyor yani. Ha tamam pardon. Tamam o şekilde tamam pardon. Hı-hı. O bence olabilir ya. Yani çok güzel bir yöntemin olabilir yani. Ama stok kayıtlarında görünüyor. Kim inceleyecek bunu? Hani stok kayıtlarını çıkartsın. Stok gibi bakmıyor. Tescillet var mı? Tapu. Doğru da. Tescil yapılmış. Çıkışı da mutlaka şey yapmış. Sokuda tescili var böyle. Şimdi normal bir mal olmuş olsa sıkıntı yok. Bu kapsamda çıkın. İşte arsa alıp satıp ticaretiyle mi uğraşıyorsunuz yoksa? O da var diyor. O da var diyor. O arsa da 153'te. Alıp satın yapıldığı için de 153'e kaydetmişiz. Orada kalmış. Bence stok hakkından yararlanır. Stok bir yararlanır. Sen otunu kesersen bir an meseleyi gelecek. Stok hakkı yani. Stok hakkından yararlanır bence.
sokakta yok. Yani hiç sorun. Çünkü ayrım yapmamış ki yani. Ayrı bir şeyde bulunmamış ki, stoğun içindeki şunlar girer, bunlar girmez diye. Siz kendi açınızda onu stok olarak değerlendirmiştiniz. 153 almışsınız, onu satın yapacağım diye. O zaman benim o 1 yıldan hatta harcında toplamlar. Yok, öyle bir zor olduğunu yok. Stok arttırma. Hayır, isterseniz yaparsınız ayrı bir şey de, zorunluluk değil. Zorunluluk başka bir şey. Hani lazım diyorsunuz ya, yapmam lazım. O lazım kısmı hayır, o size bağlı. Yasa size illa stok arttırma yaptığınız zaman matra arttırma da yapın demiyor yani stok arttırma. Şey için söylüyorum efendim yani gelirini o dönem eksik beyan ettim bunu tespit ederek. Olabilir. Onu yapın. Zarar yani. O gelirin hesaplarına bakmak. O olabilir. Onda bir şey yok. Yani o dönemi çünkü yararlanırsanız bir sıkıntı olmaz. Yani yararlanırsanız faydası ama şöyle faydası 350 bin lira belki raiç değerinde o zaman 700-800 bin lira varsa oradan bir de matra arttırma. Ama orada alış yılı değil satış yılına bakın. Satış yılı aynı yani. Aynı yılı almış satmış. Aynı yılı mı? Aynı yılı. Tamam. Aynı ay içerisinde. O zaman o yılın matrak farkında bulunmak en azından matrak farkından siz korkunuz. Evet. Ama zorunlu değil. Ama yani mükemmel kadar iyi alış verdiğine kadar satış verdiğine kadar biliyor musunuz? Yaklaşık aynı rakamlar olmuş. Bir matrak farkı olmaz. Olmaz. Yani. Olmaz. Çünkü rakamlarsa zaten şey çıkmayacak zaten. Yani çünkü hani burada ilgili bir tarihat, cezalı bir tarihat yaparsa size, ben bu kapsamda çıktım yazıdan da yararlı, bu benim için ticari mal dediğinizde bunu dava konusu yaptığını kazanırsınız. Ben size şu kapsamda fark da çıkmaz yani. Aynı aşağı yukarı rakamlar. Buyurun. Kadir abi senin sorunu alalım mı? Ben sorunun cevabını buldum sanıyorum. Bulur mu? Hiç sormadım. İş kurumu tarafından kesilen idari para cezası geçmişe göre olarak kesilen. Genel ilgilendirdiği için öyle istedi. Piyasa kapsamına değerlendirilir mi diye. Maalesef evet. Ben aslında biz telefonla konuşmuştuk Kadir abiyle. Evet çünkü sayma yöntemiyle belirlendiği için girmiyor. Hani bunu özellikle genele şey yapmak için söylüyorum. Hani bu tür bir sıkıntı olabilir. İdari para cezalarında sayma yöntemiyle belirlendiği için girmiyor. Tabii. Bana bir de chat raporuyla ilgili geldi böyle bir soru. Chat raporu da girmiyor. Yani chat raporu kapsamında kesilen cezalar da girmiyor. Evet.
Hayır. Eğer hesaplanan KDV'si varsa zaten sıkıntı yok. Hesaplanan KDV'si yoksa kısıt dönem üzerinden şey yapacak. Asgari matrak üzerinden %18 veya %20. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çıkarken kitaplarınızı alın. Ufak ince bir çalışma var. Aldınız mı herkes? Tamam. Peki tekrar teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar kaldınız. Yine bekliyoruz. Gülkin Hocam da kültürü bizle paylaştığı için ayrıca teşekkür ederim yani. Ne güzel oldu. Ben de teşekkür ediyorum katıldığınız için.